34. Bölüm Acem Savaşçılar 1. Hoş geldin İbni Hor. Hiç şüphe yok ki senin ve taraftarlarının cesurca hamleleri muhtarın iktidarının temellerini sarstı. Şu andan itibaren en üst komutanlarımızdan birisin ve Beni Zübeyir saltanatına çok yardımın olacak. Senin cesaretin ve zekan iki taraflı bir kılıç gibi muhtara ve isyan hükümetine karşı çok ağır darbeler indirebilir. Burada olduğum için memnunum. Tek hayalim var o da yalancı ve baskıcı yönetimi devirirken sizin yanınızda yer alabilmek ve size hizmet edebilmektir. Ben de aynı şeyleri umuyorum. Ve bu da benim küçük kardeşim Cafer. Tanıştığımıza sevindim. Biraz geç kaldınız. Buraya dün geleceğinizi sanıyordum. Muhtar karımı zindana attırdı. Saray zindanına baskın yaparak onu kurtarmam gerekiyordu. Bunu gerçekten yapabildin evet, mi? Evet, karım artık güvenli bir yerde. Peki muhtarın bundan haberi var mı? Haberin şu ana kadar ona ulaştırıldığından eminim. Aferin. Tebrik ederim. Muhtar ve iktidarının artık ölüm döşeğinde olduğu kesinleşti. Ne kadar çırpınsa da kurtulamaz. Bu mektup İbrahim İbni Malik Eşten Nakai'den... Emir Muhtar'a hitaben yazılmıştır. Sizi saygıyla selamlıyorum. Yüce Emir. Mektubunuz elime geçti. Mektubun muhteviyatını öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdığımı söylemeliyim. Görünüşe bakılırsa Musul ve Şam'dan aldığınız haberlerin hepsi sahte ve hiçbirine güvenilmez. Abdülmalik Mervan büyük bir ordu eşliğinde Musul'a doğru ilerliyor. Şamlılar son yenilgilerine Bedir 2 adını verdiler ve karşılık vermek için hazırlanıyorlar. Ve Uhud 2 adını verdikleri ikinci bir savaşı başlatmak istiyorlar. Musul, Tikrit ve diğer şehirlerde yaşayanlar büyük bir kıyım, yağmalama ve tacizle karşı karşıya. Bu yüzden de onlara yardım etmek bizim için zorunluluk haline gelmiştir. Korku içindeler. Onlara yiyecek ve malzeme lazım. Şu anda Musul'u terk edip gitmek, peygamberin ordusunun Uhud Savaşı'nda yaptığı hatayı tekrarlamak olur. Buna kimse izin veremez. Bildiğiniz gibi Musul'u kaybetmek, devletimize ağır bir darbe indirilmesi anlamına gelir ve çok uzun süre bunun yaralarını sarmak mümkün olmayacaktır. Son karar sizindir. Vereceğiniz kararı sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla. İlginç. Ama Şam ordusunun önemi yok. Musul'a saldırıp alabilecek kuvvette değiller. Ebu Müflis, İbrahim'e şöyle yaz. Musab'ı ve Basra'yı görmezden gelmek devletimiz için büyük bir tehdittir. Musul'u derhal terk ederek Basra'ya doğru ilerlesin. Peki emirim. Anlatım tarzı canını mı sıktı? Bence İbrahim Musul'dan ayrılmak için isteksiz. Belki de Musul halkına yardım etmek hoşuna gitti. Bu yüzden şehirden ayrılmak istemiyor. İkili oynuyor. Ve gösterdiği itaatsizliğe anlam vermekte zorlanıyorum. Bence Musul'dan ayrılmayacak. Karamsar olmayın emirim. İbrahim çok zeki bir adamdır. Size itaatsizlik ya da ihanet etmeyi aklının ucundan bile geçirmez.
Güç yozlaşmayı beraberinde getirebilir. Bunu sakın unutma. Devletteki herkesin ihanet edebileceğini öğrendim. Bu yüzden şüphe etmem çok normal. Yani bu durumda benden de şüphe ediyorsunuz. Benkame. Güçlü olanlar başkalarından değil, kendilerinden zarar görürler. Buna inanman için sana kendimle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Eğer bir gün sana biri emir muhtarın muhtara ihanet ettiğini söylerse buna şaşırma. Buna asla inanamam Ebu İshak. Emirin inancı asla sarsılmaz. Senin inancın taştan sert ve elmastan daha keskindir. Bence senin güçlü bir iraden var. Bu konuda bizi yolda bırakırsın. Öyleyse henüz şeytanı iyi tanımıyorsun dostum. Beni baştan çıkartmak için gücü kullanmaz. Adalete değer verdiğimi biliyor. Ve adalet maskesiyle karşıma çıkıp emir muhtarla muhtarı birbirine düşürebilir. İbn-i Ziyad'ın kafasının yerinde emir muhtarın kafasını gösteren şeytandı. Sen neredesin Ebu İshak? Yoksa karşımda dururken rüya mı görüyorsun? Allah'a yakın olan kişi için rüya ile gerçek arasında fark yoktur. Biz rüya gördüğümüz zaman şeytana daha çok yaklaşırız. Bununla beraber devletimizin Şamlılarla bir kavgası yoktur. Şam'ı istila etmeyi hedeflememizin tek sebebi vardı. Allah'ın, senin ve ordumuzun yardımıyla İbn-i Ziyad'ı öldürmek istiyorduk. Gerçek tehdit, imamımızın katillerine kucak açan ve devletimizi tanımaya yanaşmayan İbn-i Zübeyir'dir. Onlara karşı gelmek daha acildir. En kısa zamanda Basra'ya gitsen daha iyi olur. Rüyanda görürsün. İbn-i Logayt. Emredin. Muhtar neden haberlerimizi tam olarak almamış? Söylediğiniz şeyleri aynen yazdırdım ve mektubu hiç zaman kaybetmeden Küfe'ye gönderdim. Al. Oku şunu. Muhtarın mektubu. Bana Şam ordusunu zaten yenmiştik deyip duruyor. Ona muhtemel Şam saldırısından hiç söz etmedim ki. Abdülmalik Mervan yakında bize İbn-i Ziyad'ın intikamını almak için bir ordu göndereceğinden söz etmişti. Girebilir miyim? Evet, gel otur. O mektupta seni bu kadar kızdıracak ne vardı? Abdülmalik Mervan'ı unutmamızı ve Musab'ı halletmemizi söylüyor. Ama bu çok kötü bir şey değil ki. Yani ben delinin tekiyim. Kendi şehrimi terk etmemin ve zırhlı giysiler içinde ailemden çok uzakta uyumamın sebebi bir ihtimalmiş. Abdülmalik Mervan bir hayaldir. Ben onu bir iblise dönüştürdüm. Muhtarla ittifak yaptığın sürece ona itaat etmekle mükellefsin. O zaman neden söyleniyorsun ki? Yerimde olsaydın sen ne yapardın? Muhtarı ikna ederdim ve Musul'da kalırdım. Sonra da Mervan'ın üstüne çullanırdım. Ama sana yemin ederim, kendi fikirlerimle muhtarla aranda sorun yaratmak gibi bir niyetim yok. Ama seni böyle üzgün bulduğum zaman benim de canım sıkılıyor. Muhtara ve davasına yardım etmek için her şeyi yaptım. Eğer seni dinlemiyorsa bu insafsızlıktır.
Muhtara ve davasına yardım etmek için her şeyi yaptın. Eğer seni dinlemiyorsa bu insafsızlıktır. Aleykümselam. Selamun aleyküm Küfe şehrinin emiri. Aleyküm selam Kiyan. Mutlu görünüyorsun. Ne oldu? Haberler çok iyi. Düşmanın büyüklüğü ve gücü konusunda yeterince bilgi edindim. Sana orada bulunan askerlerin sayısını verebilirim. Yanlarındaki erzağın miktarını da. Ayrıca atlarının sayısını da. Katırların, develerin, ellerinde bulunan kılıçların ve kalkanların sayısını da verebilirim. Bunları komutanla konuşursun. Küfe kaçaklarından iki ordu kurulmuş. Komutanlar İbni Hor ve İbni Eşas. Hicaz'dan gelen üç ordu var. Komutanları Musab ve kardeşi Cafer. Musab'ın ordusunun en tehlikeli bölümü Ahvaz'dan gelen iki birlik. Ve komutanları Muhallep. Çok esrarengiz biri ve savaş stratejilerinde çok deneyimli olduğu söyleniyor. Muhallep. Bu çok iyi bilinen bir isim. Gerçekten sinsi biri. Ama Muhallep savaşın arkasındaki isim, asla savaşa girmiyor. Düşmanını zayıflatmak ve yok etmek konusunda çok yetenekli. Benkame, hemen birlik komutanlarını buraya çağır. Peki emirim. Sana hiç buğday kalmadığını söylüyorum. Neden anlamıyorsun? Elinde neden buğday olmadığını biliyorum. Çünkü onları depoladın ve bize satmak istemiyorsun. Git buradan. Nereye gideyim? Şu anda insanların rızkını saklıyorsun. Malını bize satmak zorundasın. Bunu buğday için kime vergi ödüyorsan git ona söyle. Beni de rahat bırak. Benim elimde hiç yiyecek kalmadı. Ahali, bu adam buğdayını bir yere saklamış. Bize satmak istemiyor. Ortalığı karıştırma. Bir savaş söylentisi var. Bu adamları boş yere suçluyorsun. Git ve yiyeceğini savaş için can atan insanlardan iste. Yalancılara ölüm. Onları yaşatmayın. Yalancı sensin ve ben seni... Hey, bırakın beni. Bırakın. İnsanlar savaş haberlerini bizden iyi biliyor. Küfelilerin yapısı böyledir işte. Savaşı duyduklarında mal depolarlar. Bu da Muhallebin bir hilesi. Bize içeriden saldırmaya başladı. Ne yazık ki Muhallep savaşın ilk okunu Küfe'ye doğru ateşledi. Bu ok kısa sürede Küfe halkına ulaştı ve onları kalbinden vurdu. Savaştan ve kıtlıktan korkan Küfeliler çekirgeler gibi pazara koştular ve bir şey bırakmadılar. Şüphesiz yarından itibaren soğan ya da turp ya da fasulye ya da bezelye ya hiç bulunmayacak ya da gerçek fiyatının en az 10 katına satılmaya başlanacak. Ve şimdi stok yapan açgözlü pazarcılar da ucuz mallarını o zaman ortaya çıkaracaklar ve halka pahalıya satacaklar. Eğer bazıları düşmanla işbirliği içinde mi diye soracak olursanız cevabım şu olur, bu da mümkün. Mallarını stoklayacaklar ve fahiş fiyattan halka satmaya çalışacaklar. Bence Musab ve onun adamlarına karşı bir şey yapmadan önce Küfe pazarındaki bu önemli sorunu halletmeliydik. Ne yapabilirdik ki? Yani açgözlü tüccarlara ve talepkar halka ne yapabilirdik? Eğer birkaçını cezalandırırsak diğerleri kendiliğinden yola gelecektir. Savaş kıtlığı korkusu düşmanın kurduğu tuzaklarından. Bizi Küfe'de meşgul etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Fırsatçı tüccarlar ve hem korkak hem de açgözlü insanlarla savaşımız düşmanın hızla şehir kapılarına yaklaşmasına ve savaşın Küfe'nin içinde yapılmasına olanak sağlayacaktır. Ben şehir kapılarına yaklaşması için düşmana zaman verelim diye bir şey söylemedim. İnsanların aç kalma korkusu onların açgözlü olduklarını göstermez. Savaşa hazırlandıklarını gösterir. Bu soruna eğilmediğimiz sürece savaşın sonucu konusunda iyimser düşünmek saflık olur. Bu istikrarsız durumda ordu için yeterli miktarda yiyecek bulmamız iyice zorlaşacaktır. Bu sorun hiç şüphesiz çözülmelidir. Ama bu sorunu çözmek şehir muhafızlarının görev alanına girmiyor mu? Şehir muhafızları bu sorunu tek başlarına çözemezler. Özel bir birliğin bu konuyu ele alması gerek.
Benkame doğru söylüyor İsmail. Küfelileri çok açgözlü buldum. Çok yakında birbirlerini bile yiyebilirler. Bu hile gerçekten çok büyük ve ciddi. Bana sorarsanız düşmanlarımız bizimle karşılaşmaktan korkuyor. Bu yüzden Küfe'de çeşitli sebeplerle kargaşa çıkarmayı umuyorlar. İbni Hor olayında da gördüğümüz üzere Musab ve deneyimli işbirlikçisi Muhallep bizi Küfe'de hareketsiz kılmak istiyorlar. Bu bir ihtimal değil sahip, bu bir gerçek. Zübeyir'in oğulları bizim ordumuzla karşılaşmaktan korkuyor. O yüzden böyle yola sapıyorlar. Savaş yöntemlerimizden mutlaka haberleri vardır. Tabii ki birimizin 10 askerine bedel olduğumuzu da biliyorlar. Küçük birliklerimizde büyük Şam ordusunu yenilgiye uğratmamız ve Cedeli ordusuna karşı Mekke'de kazandığımız zafer, Zübeyir oğullarının bizimle savaşmaktan korktuklarının en büyük kanıtıdır, değil mi? Bu yüzden bize oyun oynamaya çalışıyorlar. Bugün mazeret olarak açlığı kullanmaya çalıştılar. Yarın Araplarla Acemlerin arasını açmaya çalışırlar. Ondan sonraki gün asker arasında İbrahim'le Muhtar'ın ayrıldıkları söylentisini yaymaya kalkarlar. Bu adamlar hayatta kaldığı sürece yarattıkları tehdit de sürecektir. Görüşleriniz sağduyulu ve saygıyı hak ediyor. Teşekkür ederim. Ben Bin Şomayt'la aynı fikirdeyim. Allah düşmanın kalbine bizim korkumuzu yerleştirmiş. Bu çok büyük bir lütuf. Zübeyir'in lanetli oğlu Küfe'yi Müslüman bölgelerinin gelini olarak görüyor ve ona sahip olmayı gerçekten çok istiyor. Gelip almayı denemişti. Allah'ın da izniyle bu düğünü cenazeye dönüştüreceğiz. Bin Şomayt, Benkame ve Kiyan, Nuhayla'daki askerleri çağırmakla ve onları savaşa hazırlamakla görevlisiniz. Bin Şomayt ordunun komutanıdır. Emirleri herkes için bağlayıcıdır. Bu arada ben, Sa'ib, İsmail ve Abdülrahman, Küfe'de asayişi sağlamaya çalışacağız. Hoşça kal Ebu İsa. Hoşça kal Ebu İsa. Kahraman askerler, ileri! Kimse bize yemek vermiyor. Burada açlıktan öleceğiz. Bu kadar insanı aç bırakılır mı? Hiçbir yerde yiyecek satılmıyor. Ne olacak? Hepimiz açlıktan öleceğiz. Bu kadar insan aç bırakılır mı? Ne olacak? Ne olacak bu yolda? Öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Açlıktan öleceğiz. Evde bütün çocuklar aç. Hepsi ağlamakta. Ne olacak halimiz? Neler oluyor sahip? Yiyecek ve erzak yokluğuna isyan ediyorlar. Tüccar dükkanlarını kapattı. Halkın ihtiyaçlarını istiflediler. Bu mesele hemen bugün çözülmek zorunda. Küfe'deki bütün tüccarı ve iş adamlarımı çağır. Peki emirim.
Şu anda huzurunuzda bulunan bu kişiler Kufe pazarını elinde tutan önde gelen iş adamlarındandır. Her türlü ihtiyaç temel maddesinin dağıtımı, satımı ve fiyatlarının belirlenmesi tamamen onların keyfine bağlıdır ve halk uymak zorundadır. Bu zorlu durumda yüksek fiyatlar dayatılması ve piyasaya bozuk yiyeceklerin sürülmesi haksız ve amansız bir krize sebep olmaktadır. Kufa halkı bu durumdan şikayetçidir. Kanun ve adalet huzurdaki kişilerden mantıklı bir sebep ileri sürmelerini istemektedir. Hile yapanların başı dertten kurtulmasın. Bizimle ilgili söylenen bu ayet doğru mu? Evet, doğru. Çünkü siz Kur'an'a uymayı seçtiniz. Allah'ın satışta hile yapanları en ağır şekilde cezalandıracağını bilmiyor musunuz? Hepsi Kur'an'da yazmıyor mu? Sana soruyorum. Hüseyin ve taraftarlarına biraz suyu fazla görenlerle Hüseyin'in taraftarlarına ekmek vermeyi fazla görenler arasında yapılan eziyet açısından herhangi bir fark var mıdır? Satışta hile yapanların Allah cezasını versin. Emir son dönemdeki yiyecek sıkıntısını konuşmak ve bir çözüm bulmak için buraya gelmemizi istedi. Biz de geldik. Çare bulmak isteriz. Ama siz bizi suçluyorsunuz. Ben yanlış mı anladım? Yoksa gerçekten suçlanıyor muyuz? Siz farkında olarak ya da olmayarak bu şehrin dışına kamp kuran düşmanla işbirliği yapıyorsunuz. Peki devletiniz size ne gibi bir kötülük yaptı? Vergileriniz toplanırken sizin çıkarınız düşünülerek hesaplanmıyor mu? Zor durumlarda devlete yardım edeceğinizde anlaşmıştık ama siz onu yıkmaya çalışıyorsunuz. Bu ne biçim bir davranış anlayamadım. Allah devleti yıkmaya çalışanları kahretsin. Peki biz ne hata yapmışız? Halkın temel yiyecekleri üzerindeki bu sıkıntı ve dükkanları kapama konusundaki saçmalığa ne diyeceksiniz? Suçlusu kim? Suçlusu biz değiliz Ubeyde. Savaştaki açlık korkusu ve insanların açgözlü davranması sıkıntının arkasındaki iki sebep. İnsanlar ihtiyaçlarından çok daha fazlasını, bazıları bir ay hatta bir yıl yetecek kadar yiyecek alıyorken ambarlarda malzeme kalmıyor ve dükkanlar kapanıyor. Mal kalmayınca dükkanının kapılarını kapatan dükkan sahibi hakarete uğramamalı. Peki neden hiç mal kalmadı? İnsanlar günümüzde her şeyi tıpkı yılan gibi yiyip yutuyor. Hiçbir şey yetiştiremiyoruz biz. Kendi dükkanım bakla ve mercimekle ağzına kadar doluydu. Yaklaşık bir yıldır onları hiçbir yere satamıyordum. Neredeyse bozulmak üzereydiler. Bana inanmayacaksınız ama dükkanımın içi şu anda avuç işlerim kadar boş. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Hepsi satıldı. Kufe pazarları tüccarlar tarafından Irak'ın en büyük pazarlarından biri olarak görülür. Ve yiyecek depoları en azından 4 yıllık kıtlığa yetecek kadar büyüktür. Gerçek bilgilere dayanarak konuşursak şu ana dek satılanlar bir avuç ucuz maldan öteye gitmiyor. Piyasaya ciddi miktarda mal sürülmemiş. Yaşanan bu yiyecek yokluğunun devletimizi yıkmak için düşmanın kurduğu bir tuzak olduğu açıkça ortada. Ve bunun önüne geçilmesi gerek. Kufe'nin saygıdeğer önderleri. Elimdeki delillere bakılırsa buradaki bazı kişilerin yabancı ve şüphe uyandıran tüccarla anlaşmalar yaptığı kesindir. Bu şüpheli yabancı tüccar ambar ambar dolaşarak bütün yiyecek türlerini almışlar, sonra da şehirden çıkarmışlar. Aldıkları temel mallar un, buğday ve arpadır. Ve ne yazık ki iki büyük kervan dolusu buğday Kufe'den götürülmüştür. Sadece iki ihtimal var. Ya bu yabancı tüccar düşmanın görevlendirdiği casuslarıydı, şehrimize gelip yiyeceklerimizi alıp gittiler. Ya da buradaki kişiler düşmanla işbirliği içindeler ve kendi ordularını yok etme amacıyla mallarının tamamını yabancılara satmakta hiçbir sakınca görmediler. Askerlerimize yiyecek tedarik etmekte zorlandığımız zaman da savaşı kaybetmiş olacağız. Yiyeceği olmayan bir ordunun kudreti de olamaz. Burada bulunan kişilerin ve yaptıkları anlaşmaların kayıtları mevcuttur. Eğer ihtiyacınız olursa takdim edebilirim. Ama bizler iş adamı değil miyiz? Bizim işimiz ticaret yapmaktır. İyi bir müşteri geldiğinde ticaret kurallarına uymak zorundayız. O da bize iyi bir anlaşma yapmamızı söyler. Ayrıca yabancılarla anlaşma yapmamızı yasaklayan herhangi bir kanun da yok değil mi? Bu sebeplerin hiçbiri geçerli değil.
Sen yaklaşan savaş davullarının sesini hiç duymadın mı? Ticaret yapmanın bazı kanunları ve kaideleri vardır. Ama adaletin kanunları ne olacak? Sizler de Müslümansınız. Daha fazla kazanmak için halka eziyet çektirmeniz yakışık alıyor mu? Elbette bizler de birer insanız. Bütün iş adamları doğal olarak kar peşinde koşacak. Belki de bu hiç hoşunuza gitmeyecek ama biz tüccar tayfesi kar için çalışırız. Belki de bizler düşmanın tuzağına istemeyerek düşmüş, yapılan anlaşmalarla onlara fayda sağlamış olabiliriz, değil mi? Ama iş yöneltilen düşmanla işbirliği yapma suçlamasına geldiği zaman bunu şiddetle reddediyorum. Demek açgözlülüğünüzün ve cehaletinizin son zamanlardaki sıkıntının arkasındaki ana sebepler olduğunu kabul ediyorsunuz. Size yemin ediyorum, eğer bilmeden böyle bir hata yaptığınızı ve cehaletinizle halka açlık çektirdiğinizi huzurumuzda itiraf etmeseydiniz, size Kuli, Şemr ve Hermale'ye davrandığım gibi davranırdım. Sahip, burada bulunan kişilerin dükkanlarında bulunan bütün mallara el konacak. Bundan böyle halkın temel yiyecek maddelerini istiflemek suçtur. Ve hiçbir yük kervanı Kufe dışına çıkarılmayacak. Dükkanlardan alınanların bir bölümü pazarda satılıp fiyatlar dengelenecek. Abdulrahman, sen ve İsmail Kufe ailelerinin gerçek ihtiyaçlarını belirleyip almalarını sağlayın. Hiç kimsenin açlık çekmesine izin veremeyiz. Bu arada ihtiyacından fazlasını almak suç sayılacaktır. Ve bu suçu işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ne biçim yönetim? En kısa zamanda yemek dağıtılacak. Allah yardımcınız olsun. Haber var mı bin vaat? Cisre Ekber'den ayrıldılar ve Harura'da kamp kurdular. Ebu Ümre'nin daha önce bildirdiğiyle aynı sayıda asker gördüm. Biz onların sayılarından asla korkmayız. Bin vaat, onların hilelerine karşı dikkatli olmalıyız. Harura buraya ne kadar uzakta? Çok uzak sayılmaz. Düşmana yaklaşmak için harekete geçiyoruz.
Emirim, muhtarın beklenen ordusu geldi ve Harura'ya kamp kurdular. Komutanları Ahmar İbni Şomayt adında bir adam. Küfe savaşçısı olarak ün salmış. Ahmar Şam'da yapılan Arap savaşlarında komutan İbni Eşler'in yanındaydı ve hepsine bizzat katıldı. Savaş stratejileri konusunda çok yetenekli bir adam olduğu bilinir. Bin Şomayt mı? Bu şöhretli bir isim. Peki düşman ordusunun sayısıyla ilgili tahminin nedir? Bizzat yaptığım gözleme göre sayıları yaklaşık 20 bin kadar. Seni doğru mu duydum? Evet emirim. Geridekilerle bu sayı artabilir. Bu da demek ki casuslarımız bize yanlış bilgi veriyormuş. Başından beri bize yalan söylemişler. Neden yere bakıyorsunuz? Kötü bir şey mi söyledim? Cevap versene Bin Haccac. Cevap versene Bin Eşhas. Muhtarın baskısından kaçtınız ve Küfe sizin evinizdi. Küfe'yi ve Küfelileri çok iyi tanıdığınızı iddia ediyorsunuz. Peki ne oldu şimdi? Tahminlerinizde nasıl bu kadar büyük hata yapabildiniz? Muhtarın en fazla 10 bin savaşçı çıkarabileceğini ve daha fazlasını karşımıza gönderemeyeceğine inandığınızı söylediniz. Ben de size inandım. Ya siz ikiniz Küfelileri iyi tanımıyorsunuz? Ya da casuslarınız size ihanet etti. Eğer öyle değilse söyleyin de bilelim. Bu yalan söyleyen adam büyü yapmayı da çok iyi biliyor olmalı. Ama şehirde bulunan kaynakların bana hep Küfelilerin muhtara karşı olduğunu söylediler emirim. Öyleyse bu fazladan 10 bin savaşçı Küfe halkından olmamalı. Muhtar yine bir büyü yaptı ve cinleri insana dönüştürüp başlarına İbn-i Şomayt'ı geçirip bizimle savaşmalar için buraya gönderdi, öyle mi? Ne diyebilirim ki emirim? Muhtarın halkı aldatma konusunda özel bir yeteneği var. Bize karşı isyanı sırasında meleklerin ona yardım ettiğine dair bir söylenti bile çıkarmıştı. Ve ahmak insanlar da ona inandı. Neden üzülüyorsun emir? Diyelim ki İbni Hor'un düşman askeriyle ilgili yaptığı tahmini doğru çıktı. Diyelim ki muhtar bir şekilde herkesin tahmin ettiğinin iki katı asker çıkarmayı ve savaşa sürmeyi başardı. Bizim asker sayımız onlarınkinin 3 katı. Beni endişelendiren şey düşmanın sayısı değil İbni Haccac. Ben casuslarımızın düşmanın sayısı hakkında neden bu kadar yanıldıklarını merak ediyorum. Eğer düşmanla bu yanlış bilgileri dikkate alarak savaşmaya kalksaydık kaybederdik. Emirim, bizim zayıf düşmanın güçlü yanlarını keşfetmiş. Neden bu çok ciddi soruya mantıksız bir cevap vermeyi denemiyorsunuz? Ben henüz sözümü bitirmemiştim. Muhtarın ordusunun çoğunu Araplar değil, Acemler oluşturuyor. Bu konuda İbni Eşhas'la aynı fikirdeyim. Küfeli Araplar ve soylular muhtardan hoşlanmıyor ve desteklemiyor. Aynı zamanda devletteki bazı memurlar muhtara zorla itaat ediyor çünkü buna mecburlar. Aksi takdirde muhtarın sarayına dek girerek karımı zindandan güvenli bir yere kaçırmam mümkün olmazdı. İbni Hor, bu bizim için yeni bir haber değil. Muhtarın taraftarlarının büyük bölümünü Acemlerin oluşturduğunu biliyoruz. Onu sonuna kadar destekleyecekler. Araplar aralarında konuşurken defalarca muhtarın ordusunun tuhaf olduğunu duydum. Tabii ki sözlerinizde haklısınız. Muhtarın en iyi bildiği şey yaptığı inanılmaz hilelerle rakibinin aklını karıştırmaktır. Bence muhtarla başa çıkabilmek için daha iyi yöntemler geliştirmelisiniz. Muhallep burada. Muhtarın büyülerini ortadan kaldıracak ve savaştaki sorunlarımızı çözecek. Bu da bize başarının kapısını açacak. O bizim yanımızdayken umutsuzluğa kapılmasanız daha iyi olur. Çünkü bu askerlerimizin cesaretini de etkileyecektir. Muhtarın askerlerinin büyük çoğunluğu Acem olduğu zaman Bin Şomayt eğer gerçekten akıllı bir adamsa ordusunu alıştığı taktiklere göre yerleştirir ve bunlara göre yönetir.
Biz bundan faydalanabiliriz. Muhtarın ordusu bizimkinin üçte biri. Böyle bir durumla karşılaşıldığında Acemler saldırmak yerine savunmaya geçerler. Savunma yöntemi uygulamayı tercih ederler. Yani kamplarının dışına çıkmayacaklar ve etrafına derin bir hendek kazarak bizi orada karşılayacaklardır. Ve hendek kazmak, askerin sahip olduğu enerjinin yarısını boşa harcamaktır. Bu durumda karşınızda 10.000 savaşçı bulacağınızı düşünebilirsiniz. Herkese selamlarım. Düşmanın yüksek sayıdaki askerini ve bizim az sayıdaki askerimizi göz önüne aldığımız zaman kampın etrafına bir hendek kazalım. Tıpkı hendek savaşında yaptıkları gibi askerleri arkasına yerleştirelim ve güvenliğimizi garanti altına alalım. Bu iyi bir fikir. Sen ne düşünüyorsun Ebu Umre? Hendek kazmak Arapların değil Acemlerin özel savaş yöntemleri arasında yer alır. Bence böyle söyleyerek İbni Vahat bize hoş bir şaka yapıyor. Ben de şakadan çok hoşlanırım. Ama hendek kazmayı teklif ederken size şaka yapmıyordum. Hendek kazarak düşmanı hareketsiz kılıp sayısal üstünlüğü dengeleyebiliriz. Bu geniş çölde derin bir hendek kazmak mı? Bu hiç akıllıca olmaz. Sevgili Ebu Umre, madem ki bana muhalefet ediyorsun, iyi bir sebebin olmalı. Bir sürü iyi sebebim var. Önce hendek sivil savunmaya girer. Sonra düşman çöldeki savaş yerini canı istediği zaman değiştirebilir. Ve biz boş yere hendek kazmış oluruz. İkincisi, hendek kazmak düşmanın kuvvetini kabul etmek demektir. Düşmanın kuvvetini kabul etmek onların moralini yükseltmek demektir. Ve karşılığında da bizim askerin moralini düşürmek. Üçüncüsü, hendek kazmak savunma yapmayı kabullenmektir. Ama biz düşmana hücum etmek için geldik. Dördüncüsü, hendek kazmak ordunun enerjisini boşa tüketir. Askeri yorgun düşürür. Ve yorgun ordu gerektiği gibi savaşamaz. Beşincisi... Yeter, yeter Ebu Umre. Beni, Vaat oğlunu ikna etmeyi başardın. Kardeşlerim, bence Ebu Umre'nin ileri sürdüğü nedenler hepsinden daha mantıklı. İbni Vahab, gözcülerine haber ver. Eğer düşman herhangi bir harekete kalkışacak olursa bildirsinler. Harura'yı düşman için mezarlığa çevirmeyi umut ediyorum. Sen hep bu şekilde mi yemek yersin? Nesi varmış? Bu ne işte? Doymak bilmiyorsun da. Bir aslan için av her neyse, bir savaşçı için de iyi bir yemek aynı şeydir. Ona saldırılması gerekir. Bu iyi bir karşılaştırma oldu. Yani çok yemek yemediğim için ben iyi bir savaşçı değilim. Her şeyin arkasında bir mantık mevcuttur. Savaş alanında cesur olmalı. Dua ederken Allah'a itaat etmeli. Birini yargılarken adil olmalı. Bir yeri yönetirken aklını kullanmalı.
Yemeğini yerken ona acımamalı. Uyumak için yattığında unutmalı. Bu işi bana da öğretir misin? Seyret ve öğren. Anlatmakla olmaz. Öğrenmeni engelleyen yok değil mi? Gözlerin iyi görüyor. Kulakların iyi duyuyor. Dilin tad alıyor. Şu anda oldukça gençsin ve bir de çok akıllısın. Aferin sana. Umarım anlattığın hikayeler benim için inandırıcı olur. Neden olmasın ki? Oradan kim çıkardı? Muhtar sağ çıkardı Muhallep. Muhtar. Muhtarla savaş alanında karşılaşmak hepimizde saplantı haline gelmiş. Nedense bugünlerde namaz sırasında şüphe duyuyorum. Yani bu yüzden cemaatle birlikte namaz kılmayıp yalnız başına kılmayı tercih ediyoruz. Ne yapabilirim ki? Dua ederken şüphe duyan bir lider takipçilerinin önüne çıkarak gözlerinin içine bakamaz. Bize ne gibi yeni haberler getirdiniz İbni Hor? Yeni hiçbir şey yok. Muhtarın askerleri küreğe sarılmış mı? Ortalıkta kazma kürek göremedim. Ama hepsinin kılıçlarını bilediklerini gördüm. Bundan emin misin? Emirim, komutan İbni Hor girmek için izin istiyor. Bırakın gelsin. Bakalım ne öğrenmiş. Sen benim yememi kıskandın. Bu yüzden bölmek istedin. Şimdi bir aslan değil de insan gibi yemek yemek zorunda kalacağım. İzninizle emirim. İçeri gir İbni Hor. Gel şöyle otur. İzninizle. Gerçekten çok şanslıymışsın. Hadi yemeğe buyur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, yemeğimi yedim. Bu şekilde gelip sizi rahatsız etmek istemezdim. Ama düşmanın kampını izlemeye gitmiştim ve çok acil haberlerle döndüm. Bin Şomait'in ordusu Muhallebin öngördüğü şekilde bir hareketlilik içinde değil. Peki neyi yapmıyorlar? Kamplarının etrafına hendek kazmıyorlar ve kazmayacaklar. Nasıl olur? Görünüşe göre Bin Şomait kampının etrafına hendek kazmaya niyetlenmiş ama Kaysan Ebu Umre onu vazgeçirmiş. Ebu Umre Bin Şomait'la beraber mi gelmiş? Evet, şu anda burada. Bunu neden daha önce söylemedin? Çünkü Ebu Umre'nin basit bir asker gibi Bin Şomait'e hizmet edeceği aklıma gelmemişti. Bu durumu gördüğüm zaman ben de çok şaşırdım. Muhtarın komutan olarak Ebu Umre yerine Bin Şomait'i ataması benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Peki ne düşünüyorsun? Bence muhtar böyle yaparak Ebu Umre'yi azletmiş oluyor. Ama neden? Benim şahit olduğum kadarıyla Ebu Umre Hermelahin darbesiyle yıkıldığı zaman muhtar ve devleti de dahil herkesten şüphelendi. Bu durum muhtara yansıtıldı. Muhtar olanlara üzülmüştü. O darbeyi nasıl atlattı ve Harura'ya geldi bilmiyorum. Ama muhtar buraya gelişini onaylamış olmalı. Bunlar bir sığırın altına fil saklamış. İşleri bitecek. Bundan iyisi olamazdı. Bir fikrim mi var? Bir fikrim var ancak bu sadece İbni Hor tarafından uygulamaya konulabilir.
aynı vücuda ait iki el gibidir. Kardeşe yaratmayın. O taşları bana atın dedim. O taşları bana atın, onları atmayın. Elinizdeki taşları bana atın. Araplarla Acemlerin birbirleriyle savaşması demek, İslam'ın ordusunun felç olması demek. Çaldın, hadi gerçeği itiraf et. O benim, ben eğeri çalmadım. Hayır, o senin değil, çaldığını biliyorum. Hayır, çalmadım, o benim, bırak kolumu. Bu eğer gümüş, öyle değil mi? Ben eğri parlatacak kişi, hadi bırak da gideyim. Şu insanları görüyor musun? Birazdan kılıca sarılacaklar. Birini öldürürlerse seni suçlarlar. Ya ben hırsızım ve parmaklarımı keserler, ya da sen yalan söylüyorsun. Peki de sen bir düşman casusun. Bu işin arkasında kim var ortaya çıkması gerek. Büyük bir hata yapmış. Neyin arkasında, ne işi? Ben bir hata yaptım, bırak da gideyim. Eğri geri vereceğim. Hadi bıraksana. Boşuna uğraşma. Bir iddiada bulun ve bunu kanıtlamak zorundasın. Helal olsun Araplar. Helal olsun Acemler. Siz asker misiniz? Emirin size güveninin sonucu bu mu? O imamınızın intikamını almak için sizinle ittifak yaptı. Böyle mi karşılık veriyorsunuz? Bir Müslüman bir ırkı öne çıkardığı zaman bundan sorumlu tutulacak, aklını kaçıracak, sonunda hareket etmeye başlayacaktır, değil mi? Neden öfkenize hakim olamadınız ve olaylar buraya kadar geldi? Kiyan, duymadın mı yoksa? Acemleri nasıl aşağıladılar? Duydum. Hepsini duydum. Hırsızlık yapan bir Acem bunun cezasını çekmelidir. Arap yalan söylüyorsa o da cezasını çekmelidir. Sizin yaptığınız ihanet. Bu bir iftira Kiyan. Bize iftira attılar. Evet. Demek bu bir iftira. Kişi bunun karşılığında ne yapmalı? Kılıcına mı sarılmalı? Yoksa mahkemeye şikayette mi bulunmalı? Siz henüz kanıtlanmamış bir iddia için yargıçlık yapıp karar mı alıyorsunuz yani? Sonra da masum birine ceza mı veriyorsunuz? Şeytan Ebu Umre. Şeytan bu gördüğün adamların inancını göz kırpma suresinde alıp götürdü. Irklarına saplanıp kalmışlar, bu yüzden düşünemiyorlar bile. Yaptıkları için sizlerden özür dilerim. Senin bir suçun yok komutan. Bazı Arapların cahilce, haince davranışlarına karşı ayakta durup kendini savunanlar gurur duymalı. Özür dilememeli. Şunu merak ediyorum. Arap ya da Acem hiç fark etmez. Ön yargılı askerin burada ne işi var? Irkçılık yapanlar şeytanın askerleridir. Kurtar beni Kiyan. Beni o kadar sıkı tutuyor ki kemiklerim kırılmak üzere. Kurtar beni. Tamam, onu bırakabilirsin. Bırakırsam kaçar. Kaçması için çok geç artık. Hadi bırak gitsin. Gördünüz mü? Eğer saklayacak bir şey olmasaydı kaçmazdı. Casus olduğundan hiç şüphem yok. Bunu her şeye kızan ordunuza kanıtlamamız gerekiyordu. Şimdi anladın mı? Hayır! Bırakın beni! Bırakın! Beni bırakın! Beni bırakın! Bırakın beni! Sen hangi kabiledensin? Hemar kabilesindenim. Neden kabilemi soruyorsunuz komutan?
Ben efendisi tarafından eziyete uğramış, kırık kalpli bir askerim. Din adına zorla çalıştırıldım. Benim hiçbir suçum yok. Muhtarın askeri olmaya geldim. Onun liderliği altında adaletsizliğe karşı savaşacağım. Aman ne iyi yapmışsın. Bir hata yaptığımı biliyorum. Birden kızım ve kızgın bir adam aptalca şeyler yapar. Eğer bir Arap'ın atı varsa ve atının üstünde hırsızlık sonucu elde edilmiş çok değerli bir eğer varsa, bu onun gerçek bir savaşçı olduğunu gösterir. Benim bir birliğimde hizmet ediyor olması gerekir, değil mi? Sen hangi birliktensin? Birlik mi? Benim birliğim yok. İkiyüzlülük yapmamak için birine bağlı değilim. Sen kesinlikle Beni Hemar kabilesindensin. Buraya gelip bizi aptal yerine koymaya çalışmaman gerektiğini bilmeliydin. Kampımızda kesin kurallar vardır. Ama herkesin rahatlıkla gelip gidebilmesini sağlayan bir kuralımız yok. Ordumuzdaki bağımsız askerler özel seçilmiştir ve iyi bilinirler. Aranızda bağımsız asker olduğunu söyleyen bu Arap'ı tanıyan biri var mı? Hayır, tanımıyorum. Tanımıyorum. Hayır. İlk kez gördüm. Bizden birine benzemiyor. Bizden biri değil. Eğer suçunu itiraf etseydin, kurtuluş umudun olabilirdi. Hayır! 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 Gir içeri! Bu da ne böyle? Sen sağır mısın ahmak? Amacının ne olduğunu söyle, konuş. İtiraf edeceğim. Ama ne olur bana kızmayın ve bağırmayın. Eğer kızarsanız doğru dürüst konuşamam. Ne olur bana kızmayın, ne olur. Pekala. Buradaki kimse sana bağırmayacak. Burada ne yapman gerekiyordu? Ve neden? Aptallık ettim komutan. Birkaç kuruş gösterip beni fena kandırdılar. İbni Hor bana çok kötü bir oyun oynadı. Ben ve kabilemden bazıları sizin askerlerin üniformasını giyecektik. Sonra kampınıza girecektik. Araplarla Acemler arasında olay çıkartacaktık. Çok garip. Ne kadar ileri gidebildiniz? Acemleri hırsızlıkla suçladık. Onlar kızdığı zaman bir kargaşa çıktı. Araplar şikayetlerini bağırarak dile getirdi. Acem hırsızlar, gidin buradan. Acem hırsızlar, gidin buradan. Araplarla Acemler birbirini parçalayacakken Kaysan Ebu Umre geldi. Olaya müdahale edip Acemlerin öfkesini dizginledi. Peki arkadaşlarına ne oldu? Ne oldu bilmiyorum ama kaçmışlardır. Ne oldu da sen yakalandın? Ben kaçamayacak kadar zayıfım komutan. Eğer güçlü olsaydım İbni Hor'un elinde oyuncak olur, ardından da bu hallere düşer miydim? Galiba İbni Zübeyir'in oğlu kendi savaşçılarından umudu kesmiş durumda. Çeşitli hileler yaparak ordumuzda ikilik yaratmaya çalışacak kadar çaresiz kalmış. Bu savaşta hiçbir şey yapamayacağını göstereceğim. Bu adamın kulaklarını ve dilini kesip gözlerini oyun. Sonra ait olduğu düşman ordusuna gönderin. Acıyın bana komutan, acıyın. Ne olur acıyın. Sen Allah'a yakınsın. Ne olur bana acı. Bir hata yaptım. Ne olur acı bana. Acı bana sana komutan. Sana acıdım, ne olur, bu yüzden öldürtmedim bana. İşte. Acı bana. Tenkame, acı bana. Emrimi yerine getirin. Acı bana komutan. Ne olur, sana yalvarıyorum. Yapmayın. Acıyın bana, acıyın. Ne olur bağışla beni komutan. Benim çocuklarım var. Komutan bağışla beni. Bağışla beni komutan. Ne olur komutan, bağışla beni. Bağışla beni komutan. Çocuklarım. Teşekkür ederim Ebu Umre. Her zamanki gibi senin ileri görüşlülüğün sayesinde önemli bir kargaşaya daha büyümeden son verdik. İbni Şomayt, düşmanın kampında Muhallep gibi akıllı bir adam var. Ve rakiplerini yok etmekte uzmanlaşmış. Eğer başka ayırma girişimleri olursa bunların düşmandan kaynaklandığından emin olun.